Merhabalar. Bugün size bir sorum var. Evden dışarı çıkmadan önce ne yaparsınız? Büyük ihtimalle yüzünüzü yıkarsınız, dişlerinizi fırçalarsınız, belki yatağınızı toplarsınız, sonra hazırlanmak için dolabınızın karşısındaki yerinizi alırsınız. Ve işte o anda tüm gün boyu peşinizi bırakmayacak bir düşünce sarmalını başlatmış olursunuz. Nasıl mı? Mesela bir tane tişört denediniz, sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterdiğine kanaat getirdiniz. Arkadaşlarınızın kilo aldığınızı sanmasını istemediğinizden o tişörtü giymekten vazgeçebilirsiniz. Ve hazırlandığınız süre boyunca benzer düşünceler arka planda çalışmaya devam eder. Ah, nereye gitti bu sonu? Geçemedim. Ha. Pardon. Ben devam edeyim. Gün boyu başkalarının dış görünüşümüz hakkında ne düşündüğünü algılamaya çalışarak kaygılanırız. Acaba çok mu uzunuz? Fazla mı kiloluyuz? Konuşurken sivilcemiz çok mu dikkat çekiyor? Bu insanlar bize baktığında ne görüyorlar? Ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? Size bir sorum olacak. Bana burnunuzu tarif edin. Acele etmeyin, içinizden bana burnunuzu tasvir edin. Büyük ihtimalle birçoğunuz benim burnum uzun, kısa, büyük, küçük, ince gibisinden burnunuzun dış görünüşüne gönderme yapacak şekilde yaptınız bu tasviri. Peki merak ediyorum. Benim burnum çok iyi koku alır. Ya da gece yatmadan önce nefes almakta güçlük çekiyorum gibisinden burnunuzun gerçek işlevine gönderme yapacak şekilde bu tasviri yapan oldu mu aranızda? Bir kişi gördüm, tebrikler. Ama çoğu kişi için pek sanmıyorum. Çünkü artık bedenimizle aramızdaki mesafeyi iyice arttırdık ve dış görünüşümüzü başkalarının estetik algısı üzerinden tanımlar olduğumuz için bedenimize de uzaklaştık. Bunu ben beceremeyeceğim galiba. Heh. Peki, bu durumun suçlusu kim? Yani bunun tek suçlusu biz miyiz? Ya da güzel olmayı, yakışıklı olmayı istemekte yanlış olan ne var ki? Sonuçta insanlar bizi dış görünüşümüzle görüyorlar. Dolayısıyla dış görünüşümüzle ilgili kaygılanmamız normal değil mi? Olması gereken bu değil mi? Bu soruların cevabını vermeden önce gelin güzellik algısının tarihsel sürecini bir yakından inceleyelim. Bu sayede cevapları daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Klasik dönem tablolarını hepiniz görmüşsünüzdür. Michelangelo'nun, Leonardo da Vinci'nin böyle gözleri inanılmaz estetik gelen tabloları. Bu dönemdeki tablolara baktığınızda ressamların güzelliğine hayranlık duyarak, onların güzelliğini ön plana çıkartmak için yaptığı resimlerdeki kadınların şu an günümüzde güzel kabul edilen kadınlara kıyasla ne kadar farklı olduğunu hepiniz bence algılamışsınızdır, dikkat etmişsinizdir. Hatta böyle güzelliği tarih boyunca anlatıla anlatılaya bitiremeyen, savaş bitiren, savaş başlatan, böyle her şeyle, güzelliğiyle padişahları, çarları elinde tuttuğunu düşündüğümüz çeritelerin portrelerini gördüğünüzde neden herhangi bir dergi kapağında gördüğünüz bir kadından daha güzel olmadığını merak etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi güzelliğin göreceli olmasıdır. Güzellik göreceliliğini değişkenliğinden alır ve zamana, mekana göre değişir. Güzellik standartları değiştiği zaman aynı trendlerde olduğu gibi eskisine olan göz alışkanlığımızı kaybederiz. Dolayısıyla önceki versiyon bize demode gelmeye başlar. Peki bu dönem güzel kabul edilen kadınların daha dolgun bir figüre sahip olmasının sebebi neydi? Bunun en önemli sebebi o dönemin yaşam şartları ve yaşam şartlarının çok daha zor olmasıydı. Çünkü ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyorlardı. Ev işleri zaten çok ağırdı. İşlenmiş gıdalar şimdi olduğu gibi yaygın bulunan şeyler değildi ve halkın erişmekte güçlük çektiği şeylerdi. Bu sebeple sadece kendi işini kendi yapmak zorunda kalmayan, ya o zaman lüks kabul edilen, zor bulunan, işlenmiş gıdalara ulaşabilen kadınlar dolgun figürlere sahip oluyorlardı. Haliyle güzel kabul edilen, sağlıklı kabul edilen, sahibesinin iyi beslendiğini, iyi bakıldığını gösteren de bu dolgun figürler oluyordu. Zayıflık ilk yükselişini 1920'lerde yaptı. Çünkü bu dönem kadınlar oy verme hakkını kazanmışlardı ve erkek egemen toplumun bunca yıldır üzerinde kurdukları baskıyı ellerinin tersiyle itmek istediler ve feminenlikle ilişkilendirilen her şeyi bir köşeye atmaya başladılar. Uzun saç kadın
kadınsal, feminen mi kabul ediliyordu? Saçlarını kısa kestiler, takım elbiseler giymeye başladılar ve önceki dönemlerde kadınlıkla ilişkilendirilen dolgun figürleri köşeye bırakarak daha zayıf bedenleri ön plana çıkarmaya başladılar. Ama bu durum çok uzun sürmedi. Çünkü ikinci bunalım krizi ve birinci bunalım krizi ve ikinci dünya savaşından sonra tekrar kıtlık baş gösterdi ve artık zayıf olmak eskiden olduğu gibi sağlıklı görünebilen bir şey değildi. O yüzden bu dönemin figürleri bir nebze olsun daha dolgun olmaya başladılar. Hatta en güzel örneği Marilyn Monroe'dur. 1950'den sonra işler zaten çığırından çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretim iyice patlak verdi. İşlenmiş gıdalar normal sağlıklı gıdalardan daha ucuz olmaya başladı. Reklamcılık insanların özgüvensizliğini oynayarak çok fazla satış yaptırabildiğini keşfetti. Ve Photoshop'la estetiğin yaygınlaşmasıyla tamamıyla görsel, sosyal medyanın da desteğiyle tamamıyla görsel gördüğüne inanan, gördüğünü algılayan insanlar olduk. Hal böyle olunca güzellik belki de tarih boyunca hiç olmadığı kadar önemli bir yere geldi. Zayıftı bu dönemin ideal, yani şu an içinde bulunduğumuz dönemin kadınları. Çünkü artık obezite almış başını gitmişti ve sağlıklı beslenmek pahalı olduğu, spor yapmak vakit gerektirdiği için, estetik pahalı olduğu için hala biraz üst gelir grubuna hitap eder. Dolayısıyla sahibesinin iyi bakıldığını, iyi kendisine dikkat ettiğini gösterir olmuştu. Gelin sorularımızı cevaplayalım. Peki bunun suçlusu kim? Yani kesinlikle sorumluluğun bir kısmını kendimize almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan her zaman kendinden sorumlu zaten. Ama medyanın üzerimizde yarattığı etkiyi algılayamazsak buna karşı durmamız mümkün değil. Şu kadar olduğumuz yaştan itibaren dizilerde, filmlerde, biraz büyüdükten sonra sosyal medyada gördüğümüz ünlülerde sanki herkes ağız birliği etmişçesine benzer kilolarda, benzer boy aralıklarında insanlar vardı ve güzellik standardımız gitgide buraya sıkışmaya başladı. Peki, güzel olmayı istemekte kötü olan ne var ki? Yakışıklı olmayı istemekte yanlış olan ne var? Böyle bir ikilik hissetmeniz çok doğal. Hatta 4 yıldır YouTube'da güzellik kategorisinde içerik üreten bir insan olarak neden böyle konuştuğumu şu an anlamıyor da olabilirsiniz. Bu çok doğal. Çünkü artık çok temel bir ayrımı göremez olduk. Güzel olmak, toplumun güzel kabul ettiği standartlara uymak ne kadar önemsizse, güzel hissetmek o kadar önemliydi. Ve güzel hissetmek için toplumun size dayattıklarına uymak zorunda değildiniz. Aynı toplumun dayattıklarını karşılayabildiğiniz zaman otomatik olarak güzel hissetmediğiniz gibi. Güzel hissetmek bir hak. Bunu başkalarına tanımak mecburiyetindeyiz. Yani siz birini güzel ya da çirkin bulmak mecburiyetinde değilsiniz, evet. Ama o insanın güzel hissetmesine alan tanımamız gerekir diye düşünüyorum. Dış görünüşle ilgili kaygılanmak normal mi? Kesinlikle normal. Sonuçta ilk izlenimi dış görünüşten alıyoruz. Evet. Ama bu kaygının dozajı çok önemli diye düşünüyorum. Ama bu böyle bir gün elinizi şıklatıp ben artık güzellik algılarına sırt çeviriyorum, bir daha bunları hiç takmayacağım diyebileceğiniz bir şey değil. Çok ciddi miktarda bir bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Bu sebeple de bu bir beceri. Yani sürekli her gün çalışarak, her gün kendimize tekrar tekrar öğreterek yapmamız gereken bir beceri. Ama buradaki en güçlü silahımız zihnen gelişmek diye düşünüyorum. Bunun yerine bence hiçbir şey tutmayacaktır. Çünkü eğer kendimizi genel kültür, insan ilişkileri, beceri anlamında geliştirirsek, özgüvenimizi temellendireceğimiz karakteristik özelliklerimiz olur ve artık dış görünüşe olan ihtiyacımız azalır, ikinci planda kalmaya başlar. İçindeki ne kadar gelişirse kabuk o kadar önemsizleşecektir. O yüzden gerçek anlamda özgüvenli olmayı istiyorsak yapmamız gereken yatırım buradadır. Toplum standartlarına uyan güzelliğe özgüveni bağlamanın belli başlı sakıncaları var. Onları da söyleyelim. Birincisi, toplum standartlarına uyan güzellik geçicidir. Gerçek güzellik geçici değildir ama toplum standartlarına uyan öyledir. Çünkü sadece belli bir yaş aralığını ve belli bir sağlık statüsünü kapsar. Dolayısıyla herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda özgüveninize en çok ihtiyacınız olan noktada sizi terk edebilir. Aynı zamanda görecelidir. Eğer özgüveninizi dış görünüşünüze bağlarsanız, dış görünüşe fazla önem vermeyen ya da sizi umduğunuz kadar güzel, yakışıklı bulmayan bir insan karşısında ciddi özgüven problemleri çekebilirsiniz.
Ve her şeyden önemlisi sizi tanımlamakta yetersizdir. Dış görünüşünüz gerçekte kim olduğunuzla ilgili çok ama çok az bilgi verir. Bugün sizden ricam, doğduğumuz andan itibaren durmak, nefes almak, usanmak bilmeden bizi hayatta tutan, bizi sağlıklı tutan, sevdiklerimizle vakit geçirmemizi sağlayan bedenlerimize ihtiyacı olan sevgiyi ve saygıyı tanımamız. Bu zamana kadar ona ettiğimiz kötü sözler varsa ki birçoğumuz için kesin vardır, özür dilememiz ve artık sadece onun iyiliği için ona destek çıkacağımızı söylememiz. Yani daha sıkı karın için, daha geniş omuzlar için değil, onun sağlıklı olması için spor yapmamız, daha zayıf olmak için değil, onun iyi beslenmesi için sağlıklı beslenmemiz gerektiğini kendimize hatırlatmamız. Sonuçta güzellik belli başlı standartlara uymayacak kadar engindir ve günün sonunda mutlu, sağlıklı dakikalar, sevdiklerimizin yanındaki mutlu, sağlıklı dakikalar ihtiyacımız olan tek güzelliktir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu, sağlıklı günler dilerim.